Merhaba Netgame takipçileri, merhaba The Walking Dead sevenler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada BlueStacks'e güncelleme gelmiş. BlueStacks'e güncelleme gelmiş ve oyunun ayarları bozuldu. Ekrana sığdırabilmek için bayağı uğraştım. Sonraki güncellemelerde sorun düzelecektir diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz ki BlueStacks olmadan ben bu oyunu oynayamıyorum çünkü bilgisayar üzerinden oynadığım için. Ancak o şekilde sizlere video çıkarabiliyorum diyeyim. Evet, benden bir depoyu yükseltmemi istiyor. Tabii ben de yükselteceğim. El mahkum. 15 dakika süresi var. Uyarıları vermesen şaşarım neyse. Of. Dur, bildirimleri kapatacağım ya. Ben sanırım mouse görünüyor. Görünüyor, tamam. Evet, görevlere geçiyorum. Hapishane savaşımız devam ediyordu. Oradan kaldığım yerden devam ediyoruz. Evet, şöyle kendimi toparlayayım. Şöyle saçımı düzelteyim. Üçüncü aşamaya geçelim. Yes. Evet, içimizde Rick var. Canlı yönünden destekledim. Rick, Michonne, Glenn, George, Mac, Porker. Evet, karakterlerimizi dilersek değiştirebiliyoruz ama bunu pek yapmayacağım. Aslında şu silah değiştirme muhabbeti olsaydı bunları bir an önce silah kullanmayı öğretmem lazım. Neyse. Savaş başlıyor. Evet. İlk atağımız Rick'ten geliyor ve etkili bir vuruş olmadı. Ardından Porker kritik bir vuruşla Michonne'a bırakıyor görevi ama olmadı. Ardından Glenn geliyor ve bir ateşle indiriyor. George'un saldırı atağı ve Mac kritik vuruş ama etkili olmadı. Glenn geliyor. Etkili vuramadı. Michonne'un bitirici müdahale yaptı. Ardından Rick, Porker, George ve Mac. Evet. Adamlarımız şu ana kadar çok zayıf kaldığını görüyoruz. Karakterlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Rick saldırıyor, ardından Porker, Mac indiriyor. George geliyor, Michonne'un vuruşu ve Glenn'in saldırısı yeterli kalmıyor. Kritik seviyelerde atışlar geldi. Glenn geldi, Porker indirme çabasında Michonne vuruyor, indiriyor. Ardından Rick, George, evet George da başarılı atak ile mükemmel bir saldırı stratejisiyle karakteri indiriyor. İkinci dalgayı geride bıraktık, üçüncü dalgaya geçiyoruz. Evet, öncelikle zayıfları öldürmek istiyoruz ki güçlüler bizim aramızdan çekilsinler. Güçlülerle kapışalım. Acele boşaltma geldi, Rick geliyor, Michonne'un vuruşu, etkili olmadı, Glenn geldi, George ve Mac vuruşunu gerçekleştirecek ama pek etkili olamadılar. Kritik vuruşlar geliyor, Michonne, Glenn geldi, evet Glenn indirdi, mükemmel, ardından Porter, Rick, George ve Mac. Mükemmel bir strateji, ard arda gelen atışlar ve düşmanı bertaraf ediyor. Rick'in atışı, Rick'in vuruşları. Porker'ın vuruşu, Mac'in vuruşu, George'un vuruşu etkili geldi. Evet. Burada en güçlümüz sensin. Bir arada tutmayı gerçekleştireceğim. Ardından Rick. Mükemmel vuruyor. Michonne geliyor. Evet etkili oldu. Bayağı etkili oldu. Porker geliyor. George geliyor. Mac'in vuruşu, evet mükemmel bir vuruşla Mac'den geldi ve dördüncü dalgayı da geride bırakıyor. Yürüyen aylaklar, oho, o. Boss, patron, kim? Patron kim? Vali. Vali ile karşılaştık diyoruz. Ama valiyi yenmemiz o kadar kolay olmayacak. Evet, burada biraz ilk yardım kullanmam gerekecek. İlk yardımı da kime kullanacağım? Sana vereceğim. Bir daha. Kapat. Tamam.
Evet, burada bayağı etkili bir oyun sergilememiz gerekiyor. Mac. Evet, isabetli Gren ve Michonne. Ardından George. Rick. İndirin şunu. Evet, iki kişi kaldı. Boss'u sona saklıyorum. Neden acaba? George kafeye kurşun geldi. Ardından Rick ve Porker. Michonne'un vuruşu etkili. Evet, boss kaldı. Glenn. Ardından Mac geliyor. Boss'un vuruşu bayağı sağlam oldu. Michonne'u kaybetmek istemiyorum. O yüzden Michonne'a bir ilaç takviyesi geldi. Ve boss'u bir etkili vuruş. Kritik geldi. Ardından Rick'e bırakıyorum. Rick indiriyor. Vali yerle bir oluyor. Ve zafer Rick'in ekibinin oluyor. Artık validen eser yok sayın izleyenler, sayın The Walking Dead sevenler. Artık Vali burada ölüyor. Rick'in kurşunuyla can veriyor. Vali'yi sıkıştırdılar mı? Vali öldü lan. Geberiz ya pislik herif. The Walking Dead sevenlerin birçoğu Vali'yi seviyordu. Evet, Aylaklarla Savaşımız. Burada bir gruba katılmamı söylüyor ama ben katılmayacağım. göreve devam ediyorum. Bakalım. Burada Rick yok artık. Aramızda Rick yok. Aramızda Rick yok. Evet. Michonne mükemmel. Ardından gelen geliyor ve etkili bir vuruş sergiliyor. Grant Porker. Ardından George kafadan mükemmel bir kurşun isabetiyle etkili vuruş. Mac geliyor. Evet, başarılı bir isabet. Gren geliyor. Evet, Gren'in etkili vuruşu Michonne. Ardından Porker. Mükemmel isabetsiz atış oldu. George indirmek istiyor. Ardından Mac'in vuruşu yakındaki zombiyi harekete geçiriyor. Evet, ardından Gren. Gren'in etkili vuruşu geldi. Porker. Kafadan vuruş. Mükemmel. George'un vuruşu ve mükemmel. Birinci dalga geride kaldı. İkinci dalgaya geçiyoruz. Bakalım ikinci dalgada neler yaşanacak. Evet, yakındaki zombiyi indirmek istiyorum. Porker. Mükemmel vuruş. Ardından Michonne engellendi. Pardon, yanlış oldu. Silahsız birinin saldırısı bariyerler engelliyor Michonne'un saldırısına. Mac'in vuruşu kafadan isabetli vuruş geldi. Evet, diğerini indiremeyeceğim. Glenn'in vuruşu yakındaki zombiye. Ardından Michonne'un önü açıldı. Michonne vurdu. Glenn vuruyor. Mükemmel. Ardından mükemmel bir isabet. George. Ardından kim kaldı? Mac'in vuruşu isabetli. Tek kalan zombi çok yakında ama artık yakında olmayacak. Glenn ve Michonne hallediyor onu. George ve Mac saldırı stratejisini geliştirdi. Evet. Mükemmel bir vuruş. Ardından Glenn geliyor. Michonne'un vuruşu ve George'un vuruşu son buluyor. İkinci dalgayı bitirmek için. Evet, mükemmel. Bu arada sesim nasıl? Şu aralar. Evet. Yakındaki zombi Michonne ve Glenn halletmek istiyor. Glenn'den bir arada tutma geldi. Etkisiz oldu. Artık iş Porker'a kaldı. Porker'dan sonra George ve Mac yakındaki zombiye isabet aldı ama etkili olamadı. Önden çıkarak gelen bir saldırı var. Parçala geldi. Grander, evet, gerçekten parçaladı. Porker'ın vuruşu, George'un vuruşu isabetli. Ardından Mac ve Gren boşta kalan zombiyi indiriyor. Evet, mükemmel bir vuruş. George, sen bir silahlı darbe ardına gelen geliyor ve Porker'ın ve Mac'in vuruşu isabetli geliyor ve kafadan vuruşuyla bir zombi daha yerine kaldı. George ve Mac isabetli kafadan vuruşuyla bir zombi daha yere yığdı. Çok etkili oynuyor. Evet, bir kafadan vuruş geldi, inanılmaz. Ardından Porker'ın vuruşu, evet, bir kafadan vuruş da oradan geldi. Gren ve Mimşon, ah, engellilere takıldı. Yanlış bir hamle. Yanlış bir hamle.
Bayağı etkili zarar verdi. Evet, bir kafadan vuruş geldi. George'un vuruşu. Artık bunlar kimseye bir şey yapamayacak çünkü engellenecek. Yapacak bir şey yok. Ama artık indirebiliriz ve son darbede böylelikle bitirmemize sebebiyet veriyor dördüncü dalgaya. Evet, beşinci dalgaya geçiyoruz. Kafadan vuruş geldi. İsabetli vuruş Mishon'dan geliyor. Evet, en yakındaki George kafadan vuruş. Evet, mükemmel bu stratejiyle belki de kritik bir hamleyi geride bıraktı. Bir hamle daha geldi. Evet, bir hamle. George'un vuruşu isabetsiz. Kren ve Mishon boşta kalan zombiye vuracaktı. Orada bir anlaşmazlık oldu. Mishon'un vuruşu evet etkili oluyor. Korkunun vuruşu. George Mac'in vuruşu isabetsiz. George vuruyor. Evet, kafadan vuruş geldi. Ardından gelenin boşta kalan zombiyi indirme çabası başarısız oluyor. Ve zombinin biri daha yaklaştı. Glenn'in Mishon'un saldırısı, ardından Glenn'in saldırısı, George'un vuruşu. Bütün zombiye, bir zombiye, bütün ekip saldırıyor ama etkili olamıyorlar. Yavaş yavaş geliyor zombilerin hepsi. Evet, bir acele boşaltma geldi. Ardından Mishon'un vuruşu etkisiz. Glenn'in vuruşu evet isabet geliyor. Bir kafaya kurşun geldi. Evet, mükemmel geldi. George'un vuruşu isabetsiz. Tek kalan zombi engelleniyor. George, Mac ve tek kalan zombiye de Glenn tek başına müdahale etmek istiyor ama bir arada tutma geldi. Mishon'un vuruşu, Porker'ın vuruşu, Glenn'in vuruşu. Evet, bir zombi daha geride kaldı. George. Ardından Mac geliyor. Evet, kafadan vuruş geldi ve son zombiyi de böyle indiriyor. Mac'in mükemmel kafadan vuruşu. Bayağı etkili oldu. Ve 5. aşamada böylelikle tamamlanmış oluyor. Evet. Bin malzeme toplayarak bir ödül daha kazandım. Evet, 5. aşamaya geçiyoruz. Kaç dakika oldu? 12 dakika. 5. aşamayı da geride bırakıyorum. Evet. Hıcda bloğunda bir saldırı var. Zombiler tarafından istila edilmiş durumda. Glenn'in vuruşu, Mishon'un vuruşu etkili geldi. Ardından Porker ve George'un saldırısı mükemmel. Mac boşta kalan zombiyi indirmek istiyor ama başarısız bir vuruş. Çok yakın geliyor zombiler. Glenn kafadan vuruş, Mishon'un vuruşu etkili olmadı. Porker indiriyor. George'un vuruşu, kafadan vuruşu, Mac'in vuruşu ve kafadan mükemmel bir saldırı stratejisi geliyor. Yürüyen ekipten Glenn'in saldırısı, Porker'ın vuruşu ve Mishon boşta kalan zombi indirmek istiyor. George ve Mac isabet oranı düşük bir atış. Bir zombi saldırısı geldi Mac'e. Mac öldürmek istiyor onu artık. Porker ve Mishon'un vuruşu. Ardından Glenn'in vuruşu. Mac yaralandı burada. Bir zombi saldırısı aldı. Evet, burada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne olur ne olmaz diye Mac'e bir saldırı vermek istiyorum artık. Zombiler onu bulamayacak. Yani ilk saldıracakları kişi o olmayacak açık ve net bir şekilde. George. Evet. Mükemmel bir vuruş. Mishon ardından gelen geliyor. Evet, bir kafadan vuruş geldi. Mac'in vuruşu ve George'un vuruşu isabet oranı düşük oldu. Zombiler çok yakın artık. Glenn'in vuruşu, pardon yanlış oldu. Mishon'un vuruşu. Mac'in vuruşu ve George'un vuruşu isabet alıyor. Zombiye ama en yakındaki Porker'ı indirdi. İnanılmaz. Mishon'un mükemmel patlayıcı vuruşu. Porker bayağı hasar aldı orada ve direkt zombi indiriyor. Ekip artık 4 kişi kaldı. Zombiler artık affetmiyorlar. Kafaya kurşun geldi. İsabet oranı yüksek bir vuruş. George, Mishon. Evet. Ardından Glenn tek başına saldırı ama engelleniyor orada.
Artık zombiler çok yakın. Glenn ardından Mission. Evet, mükemmel. George boşta kaldı. Evet, kafadan vuruş geliyor George'un. Mükemmel atışı sayesinde. Mac indirmek istiyor ama başarılı olamıyor. Ardından kafaya kurşun geldi. Mükemmel Mission. Ve Glenn, evet, dead'de kalan zombiyi de indirdi. Bir zombimiz daha var. George ve Glenn indiriyor. Evet, kafadan vuruş geldi. Ardından Mission'un vuruşu engellenecek çünkü bariyer var arada. Ama Mac isabetli kurfadan vuruşuyla bir zombiyi daha geride bırakıyor ama ekip dağılmış durumda. Mac'i iyileştirecek hiçbir materyal bulunmuyor. Akılcı oynamak gerekiyor bu saatten sonra. Evet, yakındaki zombilere Glenn'le... Evet, Glenn'in vuruşu mükemmel geldi. Mac kafadan vurmak istiyor ama olmadı. Mission boşta kalan zombi indirmek istiyor ama o da başarısız oldu. George tek mermiyle bir zombiyi alt ediyor. Ama etrafları sarılmış durumda şu an. Glenn ve Mission arkadaki zombi indiriyor. Evet, ardından George'un vuruşu ve Mac'in vuruşu. İsabet kafadan vuruş geldi. Zombiler artık çok yakın. Yapacak bir şey yok. Mac'in vuruşu kafadan olmadı. George geliyor, kafadan vuruş. Glenn ve Mission en yakındaki zombiyi uzaklaştırmak istiyor. Evet, orada bayağı hasar aldılar. Glenn bir arada tutma geldi. Mission'un vuruşu, George'un vuruşu. Mac artık indirsin ama olmadı. Bir saldırı daha geliyor. Mission. Ardından Glenn hasar aldı. Bayağı bir hasar aldı Glenn. Bir oyuncuyu daha kaybetmemiz demek bu aşamayı bertaraf edemeyeceğiz demek. Artık zombiler çok zorluyor. Glenn ve Mac bayağı ağır hasar aldı. Evet. Mission indiriyor mükemmel. Ardından George ve Glenn'in saldırısı. Kafadan vuruş geldi Glenn'den. Bayağı etkili oldular. Evet, zombiler çok hızlı yaklaştılar. Glenn'in saldırısı ve George yakındaki zombi indiriyor. Mac kafadan vuruş geldi. Hücum şansı yüksek bir stratejiydi. Mission'un parçalaması, Glenn'in vuruşu. Evet, yakındaki zombi daha indi ama Mac yanlış bir hamleyle yanlış bir oyuncuyu saldırdı. Evet, burada bir oyuncuyu daha kaybedeceğiz. Burada Mac'i kaybetmek demek. Ama olmadı. Mac yerine Glenn gitti. İnanılmaz ama gerçek. Bir saldırı daha geliyor. Ardından Mission tek kaldı. Bütün zombiler etrafını sardı. Bir oyuncu daha gitti. Evet, artık burada Mission'la Mac kaldı. Mac'de Mission çok tehlikeli ataklar geliştiriyor. Ama artık yapacak hiçbir şey yok. İki oyuncuyu da burada bertaraf ediyor. Aylaklar bu aşamada devam edeceğim. Yapacak bir şey yok, devam edeceğim çünkü. Bu aşamayı en baştan yaşamak istemiyorum. Altın verilir ve yenilmek yerine benim en büyük hatam burada sağlık malzemesi almamak oldu. Evet, son aşama ama benim öncelikle kasabaya gidip sağlık malzemesi almam gerekiyor. Üç tane sağlık malzemem oldu. 73 tane de altınım kaldı. Bir tane daha yapayım. Tamam. 5 tane yeterli benim için. Evet. Görevlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve son aşama hapishaneden artık uzaklaşmak istiyoruz. Evet. Geralt ne diyor? Eğer doğu tarafındaki hapishane avlusundan geçmeyi başarırsak sanırım eve gidebiliriz. Diyor, bakalım.
Evet, zombiler artık çok etkili. Mac ve Porker'ın vuruşları Mishon başta kalan zombiyi indirmek için çok giren. Ardından George ve kafadan vuruş geldi. Mükemmel. Bayağı etkili geldiler. Porker kafadan vuruş geldi. Mishon ve Glenn indirmek için zor. Evet, başarılı isabet. Mac ve George en yakındaki zombiyi indirmek istedi ama başarılı olamadılar. Porker yakındaki zombiyi indirmek istiyor. Glenn, George kafadan vuruş geldi. Ardından Mishon ve Mac ne yapacak? Evet, mükemmel vuruş daha geldi ama zombiler zorluyor açıkçası. Porker, Mishon ve Glenn'in vuruşları etkili oluyor. Bu bölümde alınacak o anladığımız kadarıyla karakterlerimiz bayağı zayıf. Evet, bir karakter geldi. Evet, burada Glenn ve Mishon'u kullanacağım. Evet. Mishon arkadaki zombiyi falan temizleyecek. Öndeki zombileri de bariyerler koruduğu için silahlı oyuncular temizleyecek. Mac'in vuruşu, evet, isabet geliyor. Artık temize çıktı Glenn ve Mishon. En yakındaki zombiyi indirmek istiyor. Evet, bir kafadan vuruş geldi. Burada Mac'in vuruşu isabetli. Ardından George ve kafadan vuruş geliyor. George'dan inanılmaz bir vuruş. Mishon'un vuruşu, ardından Glenn'in biri arada tutması, Porker, George'un vuruşu ve Mac'in tek atışı isabet aldı bir zombi. Mishon, evet, bitiriyor. İkinci dalgayı da geride bırakıyoruz. Evet, kimsesiz daha katılarımda. Mishon, uff, kafadan vuruş geldi Mishon'dan. Ölümcül darbe geldi. Glenn ve öndeki zombileri temizlemek istiyoruz. Arkadaki zombiler daha güçlü görünüyor. Öndeki zombileri Mac ve Porker, ardından George vuruş isabetli ve Glenn arkada kalan zombiyi temizlemek istiyor. Elinden geldiğince saldırdı. Öndeki arkadaki zombiyi Mishon vurdu. Evet, mükemmel geldi. George, Porker acele boşaltma geldi ve kafadan vuruş. Glenn boşta kalan zombiye hasar veriyor. Mishon parçala geldi Mishon'dan. Ardından George'un tek atışı kafaya kurşun geliyor. Ardından Porker, Mac ve Glenn geliyor ve kafadan vuruş ile Glenn alt ediyor bir düşmanı daha. Evet. Devam ediyoruz. Dördüncü aşama, Glenn ve Mishon boştaki zombileri temizlemek için uğraşıyor. Öndeki zombilerde Porker ve George uğraşıyor. Ardından Mac'in vuruşu kafadan vuruş geldi. Taktiksel savaşıyor. Mishon ve Glenn arkadaki zombiyi temizledi. Öndekiler George ve Porker ve Mac'e kaldı. Evet, mükemmel vuruş. Artık boşta kalan zombiyi uff, Glenn'den etkili vuruş geldi. Porker, Mishon. Mishon'dan da etkili bir vuruş. George ve Mac isabet oranı yüksek atışlar sergiledi. Mishon ve mükemmel saldırı hatayla bir dalga daha geride kaldı. Dördüncü dalga bitti ve son dalgaya geçiyoruz ve hapishane burada son bulacak. Bakalım neler olacak. Bir arada tutuma geldi. Porker'dan atış, Mishon'dan kafaya vuruş geldi. George ve Mac arkadaki zombiye vurdu. Zombiler çok yakın burada. Burada ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Glenn'den mükemmel bir atak. Mishon, evet. George ve Mac arkadakini indiriyor. Strateji çok iyiydi. Mishon, ah Glenn, İndirin artık şunları. Şurada bir zombi var. Mac ve George onu indirmek istiyor ama başarılı olamadılar. Ah, Mishon gitti burada. Mishon'u kaybettik. Porker, Glenn, George kafadan vuruş geldi. Arkadakiler daha etkili. Evet, kafadan vuruş geldi. Belki o gelmeseydi çok sıkıntı yaşayacaktı oyuncular. Glenn geldi. Evet, bir kafaya vuruş geldi.
İndirin şunu, evet. Öndekiler çok yakın artık. Glenn, kafadan vuruş geldi Glenn'den. Evet, ardından... Bütün kombolar birleşti. Kafaya kurşun geliyor. Ve bayağı etkili oynadı. Evet, kafadan vuruş geldi, mükemmel. 5. dalgada Mishon'un... Mishon'un kaybıyla... Geride kalıyor. Ve hapishanenin son aşaması da tamamlanmış oluyor. Karakterlerimiz bayağı yorgunlar. Bu kim? Nail. Oo. 6. seviye ve 40. seviye maksimum şey varmış. Chris geldi. Bunlar bayağı iyi oyuncular bu arada. Evet. Bayağı iyi oyuncular geldi bana bu arada. Evet, çelik köprüye geçiyoruz. Anneyle bebeğini öldürmüş. Bedelini ödemek zorundasın. Her şeyi affederim ama bir anneyle bebeğini öldürmek affedilecek bir şey değil. Bunu yapmak zorundaydım. Kusura bakma dedi. Zor bir karardı ama. Daha fazla ev yapabilmem için. Evet, yarım saati doldurmak üzereyiz. Az önce verdiğimiz karar belki zor bir karardı ama yapmamız gerekiyordu. Bir anne ve bebeği öldürmek affedilecek bir durum değil. Evet. Hane halkımız gelişti. Yükselt ne olduğundan dolayı. Her şey var, pardon. Ev yükseltiyoruz. Neyse, burada bir asker eğitelim bu arada. Bu arada yemekleri de azaltmış oluruz. Tamam. Ben hepsiyle asker eğiteceğim. Askerlere ihtiyacımız olacak. Bu arada bir şey daha arıyorum. Bir türlü bulamadım. Evet. Neye bakıyoruz? Yeni karakterler geldiğini gördüm. Nail. 1. seviye mi? 6. seviye yazıyordu. Porter. Silah becerisi yok diye elinde silah var. O nasıl oluyor? Malzemem var ama seviye 10 olmam gerekiyormuş.
Neyse arkadaşlar. Bu haftalık bölümümüzde bu kadar. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Ölmez arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.